Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Steam yaz indirimleri başlamış bulunmakta sevgili arkadaşlar ve içinde gerçekten çok güzel indirimler de mevcut. Direkt Steam açtığımız zaman ana ekranımızda şu an bizi Battlefield, Borderlands, Monster Hunter World gibi oyunlar karşılasa da her zaman ne yapıyorduk? Biz derinlere iniyorduk. Çünkü Steam'de bazen, geçen seferki incelememde de söylemiştim, derinlerde çok güzel oyunlar olabiliyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Kar Mekanik, işte burada Halo. Ondan sonra Forza benim çok dikkatimi çekiyor. Forza Horizon 4 zaten mükemmel bir oyun görsel olarak. Şu anki bence en iyi araba yarışı oyunu sanırım Forza Horizon 4 diyebilirim. 46 TL'lik fiyatıyla bence 10 numara bir indirimde. Mafya'nın yine güzel bir indirimi var ama bu fiyatlar hala yani bir 60-70 liraları görene kadar ben sanırım bunu size önermeyebilirim arkadaşlar. Oyun 10 numara, ondan yana bir şey yok ama yani 155 lira bilmiyorum. Onu siz değerlendirin. Dark Souls 3'ün 44 TL olduğunu görüyoruz. İşte burada Street Fighter'lar falan var. Şöyle bir ana ekrana bakalım. Ondan sonra ben size kendi tavsiyelerimi, benim dikkatimi çeken oyunları söyleyeceğim. Öncelikle direkt bir ana sayfasına bakalım. Bu arayüzü de bir hoşuma gitti. 4 serisinde bakın şöyle bir üzerine geldiğimiz zaman %60'lık, 75'lik, maksimum 75'lik indirimler görüyoruz. Sims'te yine indirimler var. Sims paketleriyle beraber çok pahalıya gelen bir oyun normalde. Yine burada da %50'lik, %88'lik indirimler mevcut. Baktığınız zaman Sims 4'ü 2 DLC paketiyle beraber 139-139, yine baktığınızda 300 liraya yakın bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor Sims 4 bütün paketiyle beraber. Dead Island'da yine indirimler mevcut. Eğer oynamadıysanız tavsiye ederim arkadaşlar. Dead Island'da son derece güzel bir fiyatlandırmayla karşımızda. Deus Ex serisi gerçekten çok iyiydi. Bende zaten bütün oyunları var bunun. Şu an yine son derece güzel indirimli Cyberpunk temalı bir oyun arıyorsanız gerçekten mükemmel bir fırsat diyebilirim. Şimdi Witcher'a görüyoruz yine. Witcher alıştık yani, Witcher'da sürekli zaten bu indirimleri görüyoruz. O yüzden geçiyorum. Half-Life'ın 50 X'i var. Yakın zamanda ben Half-Life için ya şöyle bir şey düşünüyorum. Ben yakın zamanda bir VR gözlüğü alacağım gibi arkadaşlar. Çünkü çok dikkatimi çekmeye başladı. Oculus Rift S'lere bakıyorum son dönemde. Bu fiyattayken aslında 50 X'i ben alabilirim. Şu videoyu bitirdikten sonra muhtemelen Half-Life 50 X'i ben bu fiyattan alırım diye düşünüyorum. Çünkü yani VR ortamında sanırım oynanan en güzel oyun diye geçiyor. Kendisini deneyimleyip görmeyi çok istiyorum. Fallout'un yine indirim serisini görüyoruz. Bunlar genelde indirime giren oyunlar oluyor zaten arkadaşlar. Fakat ya bende öyle bir durum oluştu ki artık birçok oyun var. Dolayısıyla indirimler beni çok cezbetmeyebiliyor. Arada sıkıştırırsam, yakalarsam çekiyorum. Siz yine de bütün böyle didik didik incelemeyi sakın unutmayın. Need for Speed serisinde görüyorum. Bilmiyorum hala içinizde Need for Speed serisine böyle heyecan duyan var mıdır? Yani ben en son Underground'dan sonra bende gerçekten bitti. İşte bir Most Wanted falan da güzeldi. Hatta ben Carbon'u da sevmiştim. Hani bu adamlar kalkıp Need for Speed Underground'ı remastered yani tekrardan yapsalar yani bayağı piyasa sallanır diye düşünüyorum. Neden bunu yapmıyor? Aklım almıyor. Yani Need for Speed serisini böyle geri planda tutmak istemelerini vallahi anlamıyorum. Bir yapsalar ortalık ayağa kalkar diye düşünüyorum. Borderlands serisinde çok ciddi indirimler var yine. Son oyununun %67'lik bir indirimde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun. Borderlands arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz çok güzel yapımlardan bir tanesi. O yüzden onu da şiddetle tavsiye ediyorum. XCOM'u görüyoruz burada. Bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlarda fikirlerini belirtebilirler. Yine indirimlere maruz kalan oyunlardan biri. Ben şimdi video çekiyorum ya, bir taraftan Aziz Allah tabii ki ezan okunmaya başladı arkadaşlar. Bir taraftan da aşağıda kornalar falan çalıyor. İlginç bir süreç. Tabii ben sabahtan beri bekliyorum. Video çalmaya, video kaydını başlattın. Bu süreç başladı. Her neyse. Şimdi Just Cause serisi baya baya uygun. Gerçekten son derece uygun. Fiyatları görüyoruz. Formula 1 için de yine çok ciddi indirimler var. 92 liradan 23 liralara kadar düşmüş. Benim Logitech direksiyon setiyle beraber oynadığım en keyifli oyunlardan ikincisidir arkadaşlar bu oyun gerçekten. Bana çok keyif vermişti. Birincisi Euro Truck Simulator. Euro Truck hakikaten 10 numaraydı. Tomb Raider serisinde şuna bakar mısınız abi? Toplam 20 TL'ye hemen hemen ya 25 TL'ye Tomb Raider'ın bütün oyunlarını alıyorsunuz abi. Süper. Yani oynamadıysanız tavsiye ederim. Devil May Cry'da ne varmış merak ettim derken bir halt yokmuş. Yani %20 indirimle 115 TL'yi veren 91 TL'yi de verir. 91 TL'yi veren 115'i de verir. Yani çok ciddi bir indirim olduğunu söyleyemem. Dragon Ball serisinde sanırım biraz indirim var ve bayağı sağlam indirim var. 300 liralık oyun etiketini 98 TL'lere kadar düşmüş görüyoruz. Hatta şuradaki indirim çok daha cezbedici geldi. 26 TL'lere falan düşmüş. İlgilisine duyurulur efendim.
Bunlar zaten öne çıkan seriler gördüğünüz gibi. Mega Man oyunları benim çocukluğumun aslında kahramanlarından biridir Mega Man. Ama son dönemdeki oyunların hiçbirine bakmadım. Belki keyiflidir, bilemiyorum. Evet. Bayağı dışarıda düğün, konvoy, moyma bir şey mi var artık, ne var bilmiyorum. Divinity Originals ve burada Worms serisi var. Worms benim çocukluğumun yine oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. O dönemki yoklukta çok güzel gidiyordu hakikaten. Solucanların savaşı bizi inanılmaz kendisinde tutuyordu. Şu an yeni nesil ne düşünüyor bilmiyorum. Project Cars serisinde bir indirim var. Orada 3. oyununda da muhtemelen indirim vardır. Burada 2'yi göstermişler. Tropico'da indirim var yine %50. Gayet iyi, fena değil. Halo serisi var burada. Halo'ya da ben hiç oynamadım, hiç giremedim o seriye, beni çekmediği için. Lego oyunlarında yine indirim var. Arma benim en çok sevdiğim oyunlardan biridir. Keşke Arma'nın yeni sürümü gelse de oturup oynasak diyoruz ama bugün hala Arma 3'e indirimler geliyor vesaire. Hala Arma 3 pazarlanmaya çalışılıyor. Mount & Blade Bannerlord bizim gözdemiz. Hala istediğimiz fiyat etiketinde değil. Ben ilk çıktığı zamanda da eleştirmiştim fiyat politikalarını, eleştirmiştim gerçekten. Türkiye fiyatlandırması bana göre çok da iyi sayılmazdı. Hala bir 70-80 TL'leri çok iyi bir fiyat olduğunu düşündüğüm bir oyun. Oyun 10 numara, ondan yana bir sıkıntım yok. Zaten severek de bütün hepsini oynadım. Hatta bizim serimizde var Burak'la birlikte, keyifli videolarımız da var. Tom Clancy'nin yine indirime girdiğini görüyoruz, %60'lık bir indirim. Red Faction serisinin indirimi var Sherlock Holmes'in. Aynı şekilde devam edelim bakalım. Metro serisi. Yani bu oyunlar genelde zaten sürekli indirime giren sağlam başyapıt denilebilecek oyunlar. Ama Steam yine göz ardı etmemiş. Hani kaçıranlar olursa diye. Bunlar da indirime girmiş. Yakuza serisi. Yakuza'ya da hiç giremedim daha. Çok öneriliyor bana etrafından. Ama hala dalamadım. Yakuza da benim için merak uyandıran oyunlardan bir tanesi. Torchlight'ta yine indirim var. Bu oyun da güzeldi. Diablo alternatif tarzı, öyle o tarz bir oyun arıyorsanız Torchlight'ı da deneyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla fena gitmiyordu. Star Wars Jedi Fallen Order güzel bir indirime girmiş arkadaşlar. 111 TL. Güzel bir indirim. Battlefront 2 biliyorsunuz Epic Games tarafından ücretsiz verildi. Ve ben ücretsiz verilmesiyle oyuna dalabildim. Oyuna bayıldım. Keşke Battlefront 3 gelse de hani çıktığı an direkt ön siparişi verecek kadar sevdim. O derece sevdim gerçekten. Şu anda da %75 indirimle 69 TL'lere kadar gerilemiş. Ama oyuncu konusunda da çok büyük sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Sadece tek problem şuydu. Epic Games'in oyunu sanırım ücretsiz vermesinden kaynaklı çok ciddi problemler başladı serverları anlamında. Çok fazla lag oluyordu. Sanırım çok fazla girilmeye çalışıldı. Sunucular fazla doluyordu. Ondan dolayı oluyordu diye düşünüyorum ama oyun inanılmaz keyifliydi arkadaşlar. Battlefront 2 oynadığım en güzel oyunlardan bir tanesiydi. Burada X serisi diye bir oyun var. Bu oyunu bilmiyorum. Sniper Ghost Warrior. Yine bunu da çocukken de oynardım. Burada çok uygun fiyatlara yine alınabiliyor. 70, yani 80 liradan 23 liraya düşmüş. Tavsiye ederim Sniper Ghost Warrior da güzel oyundur. Dragon Age serisini görüyoruz yine indirimde. %80 indirim çok iyi bir indirim. Eski bir oyun. Zaten şu anda bence normalde satılması gereken bir fiyatta kendisini görüyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Darksiders serisi benim bayılarak oynamış olduğum ilk üçleme. İlk üçleme derken neyi kastetti? Daha doğrusu ilk üçleme demeyelim. İlk oyunu, ikinci oyunu çok severek oynadım. Şu üçüncü oyunu hiç sevmedim. Yani hiç sevmedim. Ama Genesis'i de çok sevdim. Zaten almış olduğum oyunları buradan görebiliyorsunuz. Darksiders 3 yani hiç benlik değil. Bu fiyat, bu parayı da vermeyi düşünmüyorum. Belki 15-20 liralara gelirse bir bakarım ama izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla baya kötü bir oyundu. İlk iki oyun ve şu Darksiders Genesis'i tavsiye ederim. Özellikle şu anda %50 indirimdeyken arkadaşınızla birlikte de oynayabileceğiniz gerçekten çok güzel bir oyun olmuş Darksiders Genesis. Burada Endless serisini görüyorum ama benim çok ilgimin olmadığı bir oyun. Farming Simulator var. Grand Theft Auto olmazsa olmaz. %70 indirimle. Oo, bayağı iyi indirim varmış. Bak 32 TL. Hani zamanında bedava verilmiş olmasına rağmen hala satabilecek yapıda bir oyun kendileri. Yani millet de bu arada 4'ün fiyatıymış. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Konuya devam edeyim. Millet de GTA 5'i o kadar çok sevip çıldırdı ki adamlar GTA 6'yı yapmakta hiç acele etmediler. Yani bu sizin, benim ve GTA 5 hayranlarının, çılgınlarının, GTA 5 roleplay delilerinin büyük bir problemidir. Sonic. Yine burada Sonic indirimlerini görüyoruz. Total War serisi. Çok fazla tercih edilmeyen, bizim ülkemizde çok strateji oyunlarının tercih edildiğini sanmıyorum ama yani seveni de bayağı sıkı sıkı bağlı. Çok
uzun süre vakit geçiren bir kitlesi var oyunda. O yüzden burada da güzel bir indirim olduğunu söyleyebiliriz. Conan Exiles 22 lira gerçekten iyi bir fiyat arkadaşlar. Eğer hayatta kalma oyunu arıyorsanız Conan Exiles'ı tavsiye ederim. Super Sniper Elite çok dibe girmeye gerek kalmadı aslında. Öne çıkan seriler gerçekten bu videonun konseptini zaten direkt oluşturabilecek yapımlar oldu. O yüzden biraz yine iner bakarız ama tam böyle görmek istediğim indirimleri burada şu anda görüyoruz. Oo, çok güzel indirim ya. Valla Civilization serisi bak %75 indirimi var. 54 TL'ye gelmiş Civilization 4. Şey 6 ne 4'ü ya 6. Çok güzel hakikaten indirim, bayağı beğendim. Metal Gear Solid yine burada. Ben de zaten kütüphanemde olan bir oyun. 55 liradan 13 liralara kadar düştü. Fakat hala ben bu oyunu oynamadım, evet. Vurmayın, az vurun ya da. Mass Effect serisi seriden ziyade şu benim dikkatimi çekiyordu arkadaşlar ama bu da şu anda üçlemeyi tekrar bir paket halinde buluşturdular. Gayet de güzel yorumlar aldı. Çünkü ikinci oyunu sanırım çok fazla seviyordum Mass Effect'in. Ben oynadığım dönemde böyle biraz daha böyle 21-22'li yaşlarımda falan oynadım diye hatırlıyorum bunu. Çok böyle içine girememiştim. İngilizce çok fazla diyalog vardı falan filan diye hatırlıyorum. Öyle koştura koştura gidip hiçbir şey anlamadan oynadığım bir oyun oldu. Sıfırdan bir dalmak istiyorum açıkçası. Mass Effect efsanedir, onda hiçbir şüphemiz yok. %17'lik indirim tabii ki bizim pek beklentimiz, en azından benim beklentimi karşılamıyor. Fakat 3 oyunun dahil olduğunu biliyorum bu oyun bu paketin içerisinde. Yeni de tasarlandığı için şu anda fiyatı böyle diye düşünüyorum. İleride buna da güzel bir indirim gelirse şöyle 150 liralar bu oyun, yani bu paketin hakkını verir diye düşünüyorum. Yanlışım yoksa bu arada, ben 3 oyunun bu pakette birleştirdiler diye biliyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Max Payne serisi. Max Payne 3 için 144 TL'ler yüksek fiyatlar diye düşünüyorum zaten, ama 43 liraya düşmüş. Ben sanki 17 TL'ye falan gördüm diye hatırlıyorum yanlışım yoksa Max Payne 3'ü. Yine burada efsaneleşen Max Payne 2, Max Payne 1 bu oyunlarda gerçekten gördüğüm zaman, şu resmi bile gördüğüm zaman çocukluğum aklıma gelir. Gerçekten beni duygulandıran bir oyundur kendisi. Dungeon serisi var burada. Resident Evil var. Oo, çok güzel. Bak indirim dediğiniz böyle olur arkadaşlar. 260 liradan 85 liraya düşmüş. Bak ben buna indirim derim. Bunda okeyiz abi. Doom'da güzel bir indirim var. Bayağı iyi bir indirim var. Xbox Game Pass'in de içerisinde dahil olan bir oyun diye biliyorum. 65 liralar çok çok iyi. Gerçekten çok iyi. Doom Eternal'da bam 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 patara kütere şöyle gaz verici güzel bir müzikle beraber milleti biçeyim doğrayım içinden geçeyim derseniz hakikaten güzel bir oyun kendileri. Middle Earth. Yani ben çok fazla eleştirilse de bayıla bayıla oynadım. Türkçe yaması da mevcuttu arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi evrenini çok sevdiğim için belki de çok kaptırdım kendimi. Hani çok fazla eleştirildi, yok işte Assassin's Creed klonu diye. Ona kalırsa Assassin's Creed'de Prince of Persia'dan dönme klon bir oyun. Ama kimse onu eleştirmiyorken bu oyunu eleştiriyorlar. Tamam, sonuçta Ubisoft kendi içinde bir evrim geçirdi. Kendi içindeki oyundan diğer oyuna geçti, sıçradı ama sonuçta artık günümüzde hiçbir oyun kendine has çıkmıyor arkadaşlar. Hepsinin bir örneğini görüyoruz daha önceden. Yenilenmiş, kendi temasına uygun şekilde yedirilmiş oyun mekaniklerine ben her zaman açığım. Middle Earth, Shadow of War ve Shadow of Mordor gerçekten güzel oyundu benim için. Batman serisini yine görüyoruz. Mükemmel ya indirimler. Hani gerçekten mükemmel. Bunu konuşmaya gerek bile yok. Oynayın. Final Fantasy'nin yine indirimleri var burada. 80 lira düşmüş bak bu oyun. Fena değil, güzel indirim yine. Bu gördüğüm indirimler güzel. Asıl bomba şurada arkadaşlar. Naruto serisinde. Şöyle bir bakalım. Jump Force %80 indirimle 39-40 liralara kadar düşmüş. 200 liradan. Benim çok severek oynadığım Shinobi's Naruto Tobruto. Boruto. Tam okuyamıyorum ismini tek seferde. 150 liradan 14 liralara düşmüş. Bayağı iyi. Ben çok keyif alarak oynadım. Burak'la beraber oynuyorduk. Burak önermişti bana onu. Birlikte gerçekten çok eğlenceli vakit geçirdik. Yeni oyunu gelirse buna da gözü kapalı dalacağız. Amnesia benim oynayıp bitirdiğim tek korku oyunudur. Bunu yani net söyle bir şekilde söyleyebilirim. Benim oynamış olduğum The Dark Descent mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben bunu bitirdim. Bu da çok yani bayağı övülen bir oyun oldu. Rebirth'e daha girmedim ama merak ediyorum. Devam edelim. Oo bak burada ne var? Red Alert 3. Red Alert 2'nin şöyle bir remastered'ı gelirse oturup oynamayı düşünürüm. Ama bunlar da yine çok güzel. Hem indirim olarak da güzel indirimler. Yani benim yine gençliğimin, çocukluğumun oyunlarından biri. İnternet kafeye kapanırdık arkadaşlar. Hatta 3v3 maçlar atardık böyle ittifaklı.
o kadar fazla gelişirdik ki birbirimize savaşmaya karar verdiğimizde bir de süre koyardık 20 dakika kimse kimseye vuramasın diye. Hiçbir savaşın bittiğini hatırlamıyorum çünkü çökerdi oyun. O kadar çok gelişiyorduk ki bir yığın tank, bir yığın askerler falan derken yani o dönemde hakikaten oyun yetmiyordu, çöküyordu. Ve biz bunu her seferinde yapıyorduk. Hiçbir zaman galibi belli olmayan bir seriye oturup kalkıyorduk. Süremiz yetmiyordu zaten. 25 kuruş falan uzatır mısın diyorduk sürekli. Ve hiçbir zaman bir galip çıkmıyordu çünkü oyun çöküyordu her seferinde. Mortal Kombat serisinde güzel bir indirim var. %70 indirimle 82 liradan 24 liralara kadar düşmüş. Hitman'de 154 liradan 30 liraya düşmüş. Yani seri yani sevenlerine duyurulur. 30 lira bedava bu oyun için. Ülkemizdeki oyun fiyatlarını düşündüğümüz zaman bu oyun fiyatları cidden bedava. Şuna bak, Dark Souls 3'ü komple bütün DLC'siyle beraber, 2 DLC'siyle beraber baktığınız zaman 60 liralara kadar ortalama 60-65 lira gibi bir fiyata alıyorsunuz abi. Çok güzel. Trine serisi mükemmel. Gerçekten çok eğlenceli. Yine arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz güzel bir yapım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Dishonored'da bir fiyat güncellemesi gördük. Bak %70 indirim var bunda da. 40 liralara kadar düşmüş. Güzel. Hep aynı oyunlar. Evet farkındayım ama hala içimizde bu oyunlara sahip olmayan arkadaşlar olabilir ki bazılarına ben de sahip değilim. Farklı platformlardan oynamışlığım oluyor. Ya da ne bileyim başka arkadaşın Steam hesabından oynadığım oluyor. Dolayısıyla ben de görmemiş yani benim kütüphanemde olmayan oyunları oynamadım diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Street Fighter Capcom'un oyunlarında yine indirimler mevcut. Far Cry serisi benim artık iğrendiğim bir seri. Artık yeter artık dediğim bir seri. Yenisi geliyor. Bakalım artık çok kabak tadı vermeye başladı. Ubisoft benlik değil arkadaşlar. Maalesef Ubisoft'un oyunları artık beni hiç sarmıyor. Assassin's Creed'ler. Bir tek Immortals Phoenix Rising beni sardı. Onun dışında hep aynı oyunlar gibi geliyor bana. Mafya serisinde burada yine indirimler söz konusu. 200 liradan 65 liraya düşmüş Mafya 3 çok eleştirildi. Yine burada zaten bunu da söylemiştik Mafya'nın indirimde olduğunu. Burada Hearts of Iron'ın indirimde olduğunu görüyoruz. Dead Space'in bu sağlam bir korku oyundur özellikle ilk oyunu. Gerçekten çok sağlam bir korku oyunu. Assassin's Creed'ler yine her zamanki gibi indirimde. Evet kötü oyun değiller fakat ben bıktım artık nedense. Elder Scrolls benim için çok özel bir oyun. Skyrim şu anda %60 indirimle 45 TL'lerde. Bioshock serisi. Bunlar da çok güzel indirime sahip. Bioshock özellikle Infinity'yi çok sevmiştim ben. Serious Sam bu da unutulan oyunlardan biri oldu. Hepsi indirimde gördüğünüz gibi. Battlefield ne alemdeymiş merak ettim. Battlefield 1 55 lira. 5 104 TL. Vallahi arkadaşlar bana sorarsanız eğer hiçbir Battlefield oyununu oynamadıysanız yine de BF1'i tavsiye ederim. Neden? Şu oyunun çok ciddi bir değişikliği yok açıkçası BF1'e göre. BF1 zamanında valla 10 numara gitti de BF5 de fena bir oyun değildi. Güzel bir oyundu. Ama BF1'i oynayan insan kalkıp da BF5'e çok fazla vakit ayırmaz diye düşünüyorum. Aynı bokun laciverti gibi bir durum söz konusu. Bakalım yeni Battlefield'de heyecanla bekliyoruz. Shadow Warrior serisinde burada indirim var sanırım. %90'a varan indirimler demiş. Şöyle bakalım 11 liralar falan konuşuluyor gördüğünüz gibi. Son derece güzel fiyatlar valla. Bunlar hep ülkemizde keşke oyun fiyatlarını böyle görsek. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman biraz daha bak böyle baba oyunları ön plana çıkartmışlar. Benim gibi oyuncular sevmiş bu tür oyunları. 159 lira bir fiyatı var şu anda. Death Stranding'in. Biraz aşağı inelim bakalım. Benim dikkatimi çeken bir şey ekstra çıkar mı diyecektim. Ya benim dikkatimi çekenleri şurada zaten hepsini gördük arkadaşlar. Öne çıkan serilerde. Ben zaten bunları paylaşacaktım sizle. Yani şöyle biraz daha inip baktığımda Euro Truck'ta yine indirimler var ki bu oyunlar zaten sürekli indirime giriyor. PUBG'nin 43 liraya düştüğünü görüyoruz. Forza'yı zaten konuşmuştuk. Sea of Thieves. Arkadaşlar en son bir güncelleme geldi. A Pirate's Life diye ve bunun içerisinde resmen Karayip korsanlarını alıp koymuşlar. Dolayısıyla %33'lük indirimle 40 TL bu oyun için bedava. Baksanıza gayet güzel görünüyor. Şöyle bir durum söz konusu oyunda arkadaşlar. Ben de bu arada oyun Xbox Game Pass'te mevcut. Yani daha doğrusu Xbox Game Pass'te değil. Ben oyunu ilk çıkar çıkmaz Microsoft Store'dan satın almıştım. O yüzden oyun bende Microsoft Store'da duruyor. Steam'de yok. 40 TL'lik fiyat bedava diyebilirim. Ve şu anda bir imza kampanyası var. Bu imza kampanyasında oyunun Türkçe yayması için bir çalışma gerçekleştirmesi adına insanlar toplanmış imzaları basıyorlar. Eğer Türkçe yama gelirse
ben bu oyunu YouTube'a seri yaparım arkadaşlar. Çünkü Telltale's görevleri gerçekten çok eğlenceliydi. Sekiro'da yine bir indirim var. Yarı yarıya indirime girmiş. 144 TL. Bekleyeni elbette vardır. 300 liralardan, ortalama 300 liralardan 144 liraya düşmüş. Gayet güzel. Red Dead Redemption'ın hala 200 liralık bir fiyat etiketini görüyorum. Bu oyun ömür boyu 300 liradan satılsa gıkım çıkmaz. Yani bu bir başyapıt bana göre. O yüzden kolay kolay insanların göremeyeceği, son yıllarda erişemeyeceği öyle bir kaliteye bir yapım olmuş. Rockstar bunun üzerinde 7 yıl mı 9 yıl mı ne çalışmış? Yani neden bu kadar uzun sürmüş? Oyun çıktığı zaman anladık. The Forest'ı görüyoruz, onu soruyoruz, bunu satıyoruz. Dünya çapında en çok satanlar diyelim bakalım şurada neler varmış. Bakın bir de şöyle bakalım. Scarlet Nexus daha yeni gelmesine rağmen hemen buradaki yerini almış. Yine burada Horizon Zero Dawn'u görüyorum bak, 165 TL'ye düşmüş. Rust var. Hades yine indirime giren oyunlardan biri. Bakıyorum It Takes Two 209 TL'ye düşmüş. Bunu arkadaşınızla birlikte oynayabildiğinizi düşündüğümüz zaman 105 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. İki arkadaş girerseniz, Dana'ya ortak girer gibi gayet çok, ya gayet değil, inanılmaz eğleneceğiniz bir oyun olacaktır. Biz bir türlü serisini çekip bitiremedik. Çünkü vakit bulamıyorduk Burak'la beraber. Ama oynadığımız süre içerisinde böyle ağzımızı açık bıraktı It Takes Two. Cyberpunk'ta bir indirim var, 166 TL. Gayet güzel bir indirim. İleride bu oyun online içeriklerle desteklenecektir. Ben firmanın oyunun arkasında duracağını düşünüyorum. Ve yani şimdi ilk çıkış zamanındaki halinden çok daha iyi seviyeye getireceklerdir. Yani ilgilisine duyurulur, %33'lük bir indirim söz konusu. Valheim ve Forest bunlar zaten uygun fiyatlı oyunlar. Sırf hani muhtemelen yaz indirimlerinden biz de listede çıkalım diye ufaktan indirime girmiş yapımlar. Forest güzel indirime girmiş. Bu arada yarı yarıya indirime girmiş. 12 TL'ye alabiliyorsunuz. Bunda da benim YouTube'da videom vardı. Son derece keyifli güzel bir seri çekmiştik. Nier son oyunu herhalde bu. İki oyunu birleştirdiği oyun muydu? Ya da ilk oyunun remastered'ı gibi bir şey olabilir. Öyle hatırlıyorum. 276 TL hala çok yüksek. Ama zaten 369 liralardan düştüğünü görünce yine bu fiyat iyi. Half-Life Alyx. Evet bu benim unutmadan şöyle şeye ekleyeceğim. Neydi abi? Bunu satın al diyerek. Bu ne lan? Yanlış şeyi almayalım. Şunu direkt sepete ekle diyelim. Bu benim sepetimde kalsın arkadaşlar. Kalsın ki ben onu unutmayayım. Dediğim gibi yakında bir VR inşallah almayı planlıyorum. VR aldıktan sonra o oyuna şöyle bir dalıp oynamak istiyorum. Az önceki listeye nasıl geri döneriz? Şöyle iki sayfa geri dönelim. Muhtemelen burada tekrar karşılayacaktır bizi. Aynı sayfa. Evet. Battlefield Bundle'ı görüyoruz burada. 162 TL'ye Battlefield'in Bundle'ı var arkadaşlar. 3 öğün, 3 öğe içeriyormuş kendileri. No Man's Sky %50'lik indirimle 75 TL'lere düşmüş. Çok güzel oyun. Vallahi çok güzel oyun No Man's Sky. Tavsiye ederim. Nioh 2 %20 indirimde. Detroit Become Human %50 indirime girmiş. Bak gördün mü? Buraya bir girdik. Burada mesela bunu görmemiştik. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. Ben bunu 40 TL'ye Epic Games'ten aldım diye hatırlıyorum. 40 ya da 20 TL mi neydi? Epic bir ara çıldırdı ve bu oyunu çok ciddi miktarda indirim yaparak vermişti. O dönemde ben de almıştım ve canlı yayında bitirmiştik. The Other Worlds'ü görüyorum. Yarı yarıya hemen hemen indirime girmiş. Hatta %60'lık bir indirimde. Bakalım. Yine hemen hemen bakmış olduğumuz oyunlar olsa da Monster Hunter World'un Iceborne'ü görüyorum. Bu hala bence çok yüksek. Yani Monster Hunter World artı Iceborne paketi 150 TL'lere falan gelirse ben okeyim ama bunu böyle ayrı alıyorsunuz arkadaşlar. 70-80 lira da verip Monster Hunter'ı ayrı alıyorsunuz. Öyle olduğu zaman yine nereden baksa 220-230 TL gibi bir fiyata geliyor. Ha değer mi? Değer. Bu oyun gerçekten güzel bir oyundu. Biraz daha aşağı inelim ama belki hani daha bak burada 91 TL. Ortalama 100 TL desek şurada da bu paket alıyorsunuz. 265 TL. Hadi 10 lira da daha çık. 255 TL'lere geliyor şu anda Monster Hunter World. Metro Exodus onları gördük. Eveout'ta çok ciddi bir indirim var. Gerçekten yani sağlam sıkı dostunuzla, sevdiğiniz bir arkadaşınızla çok çok keyifli vakit geçireceğiniz, çok duygu dolu anlar yaşayabileceğiniz güzel bir yapım. %75 indirim bedava bu oyun için. Bu adam gerçekten, bu adamlar bu işi biliyorlar. İkinci oyunda da kanıtladılar kendilerini. Yani It Takes Two gibi bir oyun yaptılar. Adamlar bütün kamuoyunun, oyun basınının takdirini kazanmayı başardı. Ya bu liste böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Video çok uzun oldu. Outriders'ı görüyorum, 187 TL'ye düşmüş. Hala daha fazla indirimi var. Hatta bence bu oyun servis oyunu, bedava olması gereken bir oyun diye düşünüyorum. Ben keyifle oynadım, bitirdim. Yalan yok. Ama eksikleri vardı.
bedava sunulursa, Xbox Game Pass'te falan özellikle sunulursa çok daha ilgi çekici olabilir insanlar tarafından. Çünkü bu oyun konsol tarafında aslında Game Pass'te, PC'de yok. Bahsettiğimiz oyun, az önce ismini unuttuğum oyun. Neydi lan? Neydi be? Vallahi unuttum. Fazla mı gittik? Outriders. Heh. Şu oyun çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Code Vein 62 TL'ye düşmüş. Bu da Dark Souls tarzı bir oyun. Bandai Namco'nun oyunlarından bir tanesi. Yani çok ilgimi çekiyor ama etrafımda da oynayan kimse olmadığı için almadım ben bu oyunu. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar, ben kendi dikkatimi çeken oyunları sizlere aktardım. Steam'de zaten beni çok uğraştırmadan patır kütür direkt önüme, hakikaten benim ilgimi çeken oyunları, size paylaşmak istediğim oyunları sundu. Burada böyle liste sürüyüp yani bayağı aşağı doğru gidiyor. Sizden ya size tavsiyem, kesinlikle buraya bir göz atın. 79 TL Red Dead Online'ı da alabiliyorsunuz. Bak, bunu tavsiye ederim. Bunu da kaçırmayın. Yani listeye kesinlikle bir göz atmanızda fayda var. Ben kendi tavsiyelerimi sizlere sundum. Bundan sonra top sizde. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.